Kuveyt'teyiz. 500 tane işçi mağdur durumdayız. Sivas'tayım ben. Haber kanallarında yayın yapmanızı istiyoruz. Gerekirse canlı yayına bağlanırız. Bize yardımcı olun. Hiçbir hakkımızı alamıyoruz. Borçlusunuz diyorlar. Ve burada tüm semti koronavirüsü kaplamış durumda. Çoğu yer karantinaya alınmış durumda. Ve o karantina alınmış bölgedeki insanları kampa getiriyorlar. İş yerlerine getiriyorlar. Topluca aynı yerde yemek yediriyorlar. Bir servise 60 kişi, 70 kişi bindiriyorlar. 3 kişilik koltuklarda 3 kişi birden oturtturuyorlar. Hiçbir önlem alınmıyor. Koğuşlarda, çalışma yerlerinde, yemekhanelerde virüsle dolayı hiçbir önlem alınmıyor. Ve şu anda da hiç kimse bizle ilgilenmiyor. İstediğinizi yapın. Biz buraya istersek uçak gelir, istersek sizi gönderirik diyorlar. Resmen bu şekilde söylüyorlar. Bunun harici hiçbir açıklama yapmıyorlar. İster konsolosluğa gidin diyorlar. İstediğinizi yapın. Biz burada istemedikten sonra hiç kimse buradan gitmez diyorlar. Resmen bunu söylüyorlar ve bizi açık açık tehdit ediyorlar. Biz geldiğimizde 6 ayda bir izine gönderecekler sözde bizi. Ben 7 ayımda kendi cebimden bilet paramı kendim aldım. Kendim gittim. Hiçbir ücret almadım. Kendi cebimden gittim. Kendi cebimden geldim. Normalde 6 ayda bir izine göndermeleri gerekiyordu. Göndermediler. Şu anda da hiçbir hakkımız yok. Normalde avukatla görüştük. Kuvvet kanununa göre bu virüsten dolayı 4 aylık, 5 aylık, 10 aylık, 1 senelik, 3 yıllık herkes hakkını alacak. 5 aylıkta bir yıla tabi tutularak hakkını alması gerekiyor dendi. Burada gereken yetkililerle görüşüldü. Kuveyt'teki yetkililer Kuveyt'te geçen bütün kanunlara göre hakkınızı alacaksınız. Ben bunu size vereceğim. Burada da hiç kimse bizle ilgilenmiyor. İstediğinizi yapın. Biz buraya istersek uçak gelir, istersek sizi gönderirik diyorlar. Resmen bu şekilde söylüyorlar. Bunun harici hiçbir açıklama yapmıyorlar. İster konsolosluğa gidin diyorlar. İstediğinizi yapın. Biz burada istemedikten sonra hiç kimse buradan gitmez diyorlar. Resmen bunu söylüyorlar ve bizi açık açık tehdit ediyorlar. Biz geldiğimizde 6 ayda bir izine gönderecekler sözde bizi. Ben 7 ayımda kendi cebimden bilet paramı kendim aldım. Kendim gittim. Hiçbir ücret almadım. Kendi cebimden gittim. Kendi cebimden geldim. Normalde 6 ayda bir izine göndermeleri gerekiyordu. Göndermediler. Şu anda da hiçbir hakkımız yok. Normalde avukatla görüştük. Kuvvet kanununa göre bu virüsten dolayı 4 aylık, 5 aylık, 10 aylık, 1 senelik, 3 yıllık herkes hakkını alacak. 5 aylıkta bir yıla tabi tutularak hakkını alması gerekiyor dendi. Burada gereken yetkililerle görüşüldü. Kuveyt'teki yetkililer Kuveyt'te geçen bütün kanunlara göre hakkınızı alacaksınız. Ben bunu size vereceğim dedi. Buradaki limak yetkilileri de onun yanında tamam biz sizin hakkınızı vereceğiz diye bize 10 gün oyaladılar. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz, listeyi gönderin, haklarınızı vereceğiz. Bugün uçağı getirdiler. Bir uçak buraya indi. Uçak iner inmez dediler ki sizin hiçbir hakkınız yok. Hatta bir yıllıklar hiç konuşmasın. İki yıllıklar konuşmasın. Üç yıllıklar da 15 günlüğümüzü alıp gideceksiniz. Diğerleri hiçbir hak talep etmesin. Karşımıza bile çıkmasın dediler. Biz buradayız. 5 yıllıkta, 3 yıllıkta burada. 5 aylıkta burada. 10 aylıkta burada. Herkes hakkını alıp gidecek. Şu an Kuveyt Havaalanı inşaatında bulunmaktayız. Limak Holding'in yetkisi altında burada toplanıyoruz. Kuveyt Limak Holding yetkileri hiçbir şekilde hakkımızı vermiyorlar. Koronavirüsü nedeniyle sağlık güvencemizin olmadığı için işten ayrıldık. Ve bizim hiçbir hakkımızı vermiyorlar. Bizi içeri borçlu çıkartmaya çalışıyorlar. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir, milletvekillerine bu yayılmasını istiyoruz. 3 senedir, 2 senedir burada çalışan arkadaşlarımız var. Hiçbir şekilde hiçbir hakkınız yok deyip bizi burada tehdit ediyorlar. Arkadaşımız iş kazası geçiriyor. Hiçbir şekilde şirket sahip çıkmıyor. 3 gündür arkadaşımız koğuşta rahatsız yatıyor. Hastaneye gidemiyor. Bugünden itibaren yemek şirketinin sözleşmesi bitiyor. Yemek vermeyecekler. Tuvaletler, lavabolar, koğuşlar leş gibi. Bunun videoları var. Gereken yerlere atıyoruz. Bir koğuşta 6 kişi kalıyoruz. Bir otobüse 40 kişi biniyoruz. 45 kişi biniyoruz. 700-800 kişi bir yemekhanede yemek yiyoruz. Hiçbir şekilde ne önlemi var, limakın ne başka bir şey var. Arap yetkililer geliyor, müşteşiler geliyor. Sinaklarınızı vereceğiz, Türkiye'ye sağ salim göndereceğiz diyorlar. Limak yetkilileri Türk'ten sonra farklı konuşuyorlar. Bize zorla tehdit üzerinde Arapça yazılarının altına imza attırıyorlar. Arkadaş senede 2 sefer izine gidiyor. 3 senede 3 sefer izine gitmiş görünüyor pasaportta. Bunlar sahte evrak düzenleyip 8 kere izine gitti diye, ücretli izine gitti diye
borçlu çıkartmaya çalışıyorlar. Yani bunların hepsi evraklarda, hepsi var. Pasaportta giriş çıkış tarihleri var. Orada ücretli izin diye gösterip burada imzalar attırdıkları var. Yani bizim istediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Limak'ın patronu Nihat Özdemir. Yani bunlara ulaşmasını istiyoruz. İşçi hakkını istiyor. Hakkımızı vermelerini istiyoruz. Gerekeni yapmasını istiyoruz. Ve işçi hiçbir şekilde buradan hakkını almadan gitmeyecek. Gerekirse burada ölür, hastalık kapar ölür. Türkiye'deki ailelerimiz yer paramızı, hakkımızı yer. Hakkımız olanı istiyoruz ve buradan ayrılmayacağız. Abiciğim akşamki bizi toplantıya çağırdılar. Yine aynı kapalı yere telefonlarımızı aldılar ve bize orada açık açık tehdit ettiler. Buranın polisleri, özel hareketleri gelir, sizi ta dışarıdaki başka bir semte götürür, bırakır. Hiç kimse bulamaz falan gibisinden açık açık tehdit ettiler. Burada ölür, hastalık kapar ölür. Türkiye'deki ailelerimiz yer paramızı, hakkımızı yer. Hakkımız olanı istiyoruz ve buradan ayrılmayacağız. Abiciğim akşamki bizi toplantıya çağırdılar. Yine aynı kapalı yere telefonlarımızı aldılar ve bize orada açık açık tehdit ettiler. Buranın polisleri, özel hareketleri gelir, sizi ta dışarıdaki başka bir semte götürür, bırakır. Hiç kimse bulamaz falan gibisinden açık açık tehdit ettiler. Kayıt altına aldırmadılar, telefonlarımızı topladılar ve bize şunu söylüyorlar. Özellikle Feyzi Bey, burada ne istersen ben yaparım. İstediğimi işten alırım, istediğimi işe atarım. Şu zamanlarda kıdem tazminatı vardı, şimdi onu da ben kaldırıyorum. Burada tüm yetki benim elimde, ferman bende. Resmen bu şekilde konuşarak açık açık bizi tehdit ediyor. Ve bize işe girmeniz, çalışmanız için önemli evrak diyerek imzalattırdıkları kağıtlar bugün karşımıza çıkıyor diyorlar. Onlarla bize tüm haklarımızı, resmi tatillerimizi ve dini bayramlarımızı, yıllık ücretli izinlerimizi aldık diye göstermiş ve bize borçlu çıkar diyorlar. Sizin şu an şirkete 3 aylık tazminat ödemeniz lazım, siz borçlusunuz diyorlar. Ve burada tüm semti koronavirüsü kaplamış durumda. Çoğu yer karantinaya alınmış durumda. Ve o karantina alınmış bölge...